Evet, sevgili seyirciler, bir keyfi şahane programına daha hoş geldiniz. Bugün Covid'li günlerin, sokağa çıkma yasağının en yoğun yaşandığı bu günde sizler için elimizden geleni yaptık ve karşınızdayız. Evet, bugün Ali Ekber Çiçek'in ölüm yıl dönümü olması sebebiyle üstadımızı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Yine bugün 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü. İşçi kardeşlerimizin bu gününü kutluyorum. Biliyorsunuz 1889 yılında Fransa'da başlayan bir kararla uygulanmıştır. 1923 yılında Türkiye'de de uygulandı. Çok ağır badireler geçirildi. En sonunda da 2013 senesi zannedersem Dayanışma ve Emekçiler Günü olarak anılmaya başladı. Ve yine kutlayacağım günlerden biri de Dünya Dans Haftası bugün. Dans Haftası da kutlu olsun. Bugün efendim bu kadar yoğun kutlamaların yanında ve Covid'in vermiş olduğu ruhsal sıkıntıları gidermek için değerli üstadımız ressam, dekoratör, araştırmacı, yazar İsmail Hakkı Aksu Beyefendi'yi davet ettik. Ve yoğun bir uğraş sonucunda stüdyoya ulaştılar kendileri de. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim sizi tanıtabilir miyiz? Kendi dilinizle kimsiniz? Muhakkak herkes sizi tanıyor. Ama tanımayanlar için ufak bir böyle kendinizi tanıtırsanız sevinirim. Memnuniyetle efendim. Adım İsmail Hakkı Aksu. Ressam, dekoratör ve araştırmacı yazarım. Ben aslında Güzel Sanatlar mezunuyum. Güzel Sanatlar Resim Bölümü mezunuyum. Güzel Sanatları bitirdikten sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne ressam dekoratör olarak girdim. Sahne resimleri yaptım uzun süre. Kurumda yaptığım çalışmalar çok beğenildi ki yöneticiler tarafından. Bu kez kurumda basın ve halkla ilişkiler dalında da çalışmaya başladım. Ve kurumun bir eksikliğini fark ettim bu arada. Kurumun geçmişini belgeleyecek arşivlerinin belli şekilde saklanmadığını fark ettim. Ve bunun hazırlanması için çalışmalara başladım. Sağ olsun yöneticilerimiz de bu konuya çok ilgi gösterdiler. O zaman genel müdürümüz olan Profesör Rengim Gökmen, kendisi orkestra şefi ve devlet sanatçısıdır. Evet. Bu benim teklifimi çok olumlu buldu ve ilk kez arşiv çalışmalarına başladık. Ve İstanbul'da başlayan arşiv çalışmaları Ankara'da genel müdürlükte de başladı. Çünkü arşiv o kadar önemli bir şey ki kurumun her türlü bilgisi orada saklıdı. Her türlü bilgisi. Evet. Çünkü bir de geçmişini bilemeyen geleceğine daha sağlıklı sarılamaz. Sarılamaz, Bu, evet. bunun farkında olan yöneticiler benim bu teklifimi olumlu karşıladılar ve arşiv çalışmalarına başladılar. Ve arşiv bu şekilde ciddi olarak ilerlemeye başladı ve güzel bir çalışma oldu. Araştırmacı yazar kimliği Evet. de oradan herhalde Evet, bu oluştu aradaki size. ben bu arada bu araştırma çalışmalarım sırasında kurumda eksik olabilecek bazı şeylerin de farkına vardım. Örneğin arşivi belirleyecek materyalleri toplarken kurumun geçmişini araştırmaya başladım ve kurumun geçmişini kitap haline getirmeye çalıştım. İlk önce İstanbul Şehir Operası'nın bir kitabını hazırladım. Cumhuriyet'in İstanbul Operası'nın kuruluşunun 50. yılında o zaman ki genel müdürümüz olan yine Rengim Gökmen yardımıyla İstanbul Operası'nın 50. yıl kitabını yazdım. Daha sonra başka bir kitap daha yazdım. İstanbul Operası'nın kurucusu Aydın Gün
rahmetli Aydın Gündür. Türk Operası'nda kurucusudur. Şehir Operası'nın kurucusu. Onun bir kitabını hazırladım. Şimdi tekrar bir Atatürk Kültür Merkezi'nin kitabını yazıyorum. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi 12 Nisan 1969'da Çeşmebaşı Valesi ve Ayda Operası'yla ilk kez açılmıştı. Sonra 1,5 sene sonra talihsiz bir yangın sonunda bina yandı. 27 Kasım 1970'te yandı. 8 yıllık bir beklemeden sonra bina tekrar yapıldı, tekrar onarıldı. Ama bu arada opera yöneticileri seyirciyi sanatsız bırakmamak için Maxim sahnesiyle, evet, Maxim sahnesinde bir çalışma yaptılar ve gazino sahnesini operaya dönüştürüp orada 5 yıl boyunca orada opera temsilleri yaptılar ve çok da güzel oldu. Kısa bir sürede Şan Sineması'ndaki etkinliklerden sonra 1978'de Atatürk Kültür Merkezi tekrar onarılarak açıldı. Evet. Ondan sonra da işte uzun süre orada altın yıllarını yaşadı. Gerçekten İstanbul, evet, Devlet Opera Balesi orada altın yıllarını yaşadı. Çok başarılı şeyler yaptı, etkinlikler yaptı. Yurt dışından sanatçılar geldi. Kimler mesela, örnek verebilir miyiz? Tonlarca yani sanatçılar geldi. O kadar çok sanatçı geldi ki bunlar arasında solist sanatçılar da vardı. Orkestra şefleri, rejisörler de vardı. Bu solistlerden kime örnek verebiliriz İsmail Bey? Solistlerden. Mesela bir kere 1960'da şehir operasının açılışında Aydın Gün İtalya'dan Leyla Gencer'i getirmişti. Leyla Gencer. Evet. Evet, Giuseppe Savio gelmişti. Ondan sonra 1969'da Kültür Sarayı'nın açılışında yine İtalya'dan bir tenor geldi. Çok başarılı bir tenordu. Arkasından diğer orkestra şefleri, bale sanatçıları gibi birçok sanatçılar geldi. Bu... Şimdi esasında biz hemen giriş yaptık ama şey soracağım İsmail Bey, opera nedir? Evet. Ne amaçla kurulmuş? Tarihçesini bir izleyicilerimize anlatırsak. Tabii. Ben tarihi çok severim bu, evet, arada. Her şeyin bir tarihçesine en dibe inmeye bayılırım. Evet. Evet. Opera nedir? Çok tabii ben de atladım bu konuyu. Opera tüm sanatların bileşkesidir aslında. Ünlü Alman opera bestecisi Richard Wagner, duymuşsunuzdur, evet, adını. Wagner. Richard, evet, Wagner opera için o kadar güzel bir tanımlama yapmıştır ki opera için şu adı kullanır. Gesamtkunstwerk Almanca, topyekün sanat demek. Evet. Bakın operanın içinde neler var? Operada bir kere tiyatro var, evet, oynanıyor. Müzik var, evet, şarkı söyleniyor, orkestra çalıyor. Dans var, bale var içinde, dans yapılıyor. Mimari var, dekor, resim var, dekor tasarımları, işte duvar şey resimleri. Ondan sonra mim var. Evet. Yani topyekün bir sanattır. O yüzden bir opera etkinliği tüm sanatların bileşkesi demektir. Evet. Evet, bileşkesi demektir. Opera ilk kez İtalya'da başlamıştır. İtalya. 1700'lerde. Evet, evet, 1700'lerde İtalya'da başlamış bu opera etkinliği ve saray etkinliği olarak başlamış ama sonradan halka yayılmıştır. Bu İtalya'da başlayan, önce barok opera olarak başlamış, bir de çağlarına göre değişiyor operalar. Barok, romantik, klasik gibi bir şeyleri vardır. Önce, evet, barok dönem operası başlamış. Küçük baron şeyi tanımlaması, küçük melodiler, işte şeyler, motifler şeklinde olan bir şeydir. Ama bu tabii şeye göre değişir. Ondan sonra geliştikten sonra klasik dönemi giriyor. Klasik dönemde, işte barok döneminde
Vivaldi var, Bach var gibi besteciler vardır. Evet. Ondan sonra klasik dönem geliyor. Klasik dönemde de Mozart, Haydn gibi besteciler vardır. Sonra artık geliştikçe romantik dönem giriyor. Romantik. Verdi, Beethoven'ın ilk şeyleri arkasından Puccini gibi besteciler. Bu romantik dönemin bestecileri. Aynı zamanda İtalya'da bir de şey vardı, Belcanto geleneği vardı. Belcanto şudur. Belcanto güzel şarkı söyleme sanatı. Bella'dan. Evet, Belcanto. Bella. Da şarkı, evet böyle bir teknik geliştirilmiştir. Yani bu işte artık bu bilimsel oluyor, sanatı bel bilimsel. Belcanto, kanto şarkı o zaman. Evet, değil bel mi? Evet. Bel güzellik anlamına geliyor. Bel güzel demek, kanto güzel şarkı söylemek şeklinde. Bu özel bir tekniktir bu şeyde. Çünkü şimdi opera metinlerine libretto denir. Ben şimdi bu bağlamını nereden söyleyeyim? Opera metinlerine libretto denir. Librettolar şarkıların melodik yapısına göre yazılırlar. Çünkü her söze melodi yapmak mümkün değil. Evet. Mesela bir yabancı operaların Türkçe'ye çevrildiği zaman prozodi kurallarına göre çevirmek gerekir. Prozodi o sözcüğün melodik yapısına göre anlamına gelir. Eğer o uymazsa çeviriler başarılı olmuyor. Anladım. O zaman sanatçılar için gerçekten söyleme zorluğu oluyor. Melodik yapısını da bozduğu için. Evet. Yani şimdi anladığım benim İsmail Bey, notadan çıkan sesin kelimeye dökümü de uyum olması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Zaten tabii. Benim de müziğe karşı ilgim var ve ben gençlik yıllarımda koroda da eğitim aldım. Notaların da belli harf heceleri verdiğini biliyorum. Evet. Yani hangi heceye tekabül ettiğini zaten bir bestekar da bunu algılayabiliyor. Evet. Bilmezse de olmuyor. Peki o zaman yurt dışından gelen yazılmış bir operanın Türkçe'ye çevriminde anlam kaybı oluyor mu? Anlam kaybı olmuyor. Sadece melodik yapısında bir problem olmasın diye prozodi kurallarına göre, adını altını çizerek söylüyorum. Evet. Prozodi kurallarına göre çevrilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Sonradan bu yine de prozodi kurallarına göre olan çeviriler yine de başarısız olduğu için bu kez tüm şarkılar, yabancı şarkılar orijinal dilinde söylenmeye başlandı artık. Bundan sonra artık Türkçe'ye çevrili şeyler artık yapılmıyor. Çünkü onu besteci kelimelerin melodik yapısına göre, prozodi kurallarına göre bestelediği için tekrar ikinci bir iş olmasın diye orijinal dilinde söyleniyor. O sanatçılar o dili öğrenmek zorundalar. O şarkıyı söylemek için o şeyi. Genellikle hangi dil? İtalyanca. Şimdi öncelikle tabii İtalya'da başladığı için çoğunlukla İtalyanca. Sonra Viyana, Almanya'da tabii Almanya'da gelişme. Alman besteciler mesela Richard Wagner gibi besteciler Almanya'da büyük şarkılar, operalar bestelediği için Almanca. Sonra Fransızlar da var. Evet. Gounod var. Ünlü Fransız besteci. Onun eserleri var. İngilizlerin var. Sonra işte Amerika'ya yayılmış falan. İngilizler işte daha geç herhalde katıldılar. Yok, öyle ama mi? Var. Purcell diye bir İngiliz, barok besteci var yani şey değil. Henry Purcell diye bir İngiliz besteci var. Hem operaları var. Barok dönemi üstelik. Yani barok dönem bestecisi. Şey mi İsmail Bey, herkesin affına sığınıyorum. Ben fazla detaylı bilgim olmadığı için sormak istiyorum. Opera sanki tarihe geçmiş ilk çağ dönemlerinde Solon'un o deyişleri, ondan sonra Hesiodos'un anlatımlarıyla başlıyormuş gibi geliyor. Hani bir söz arkada bir lirle başlıyormuş gibi gelir bana hep. Yani yani öyle çok ama
çok böyle eski bir kültürmüş gibi gelir bana. Ya aslında öyle ama tabii opera... Değişime uğrayıp evet, son şekli. Çağına göre değişime uğruyor. Demin de bahsettim ya, önce barok operalar evet. başlamıştır. Antik operalardan arkasından barok operalar, ondan sonra klasik, romantik ve sonra da çağımızda çağdaş operalar var. Çağdaş evet. bestecilerin ürettikleri operalar vardır. İşte böyle. Şimdi bir de Türkiye'de opera nasıl başlamış? Şimdi onu da soracağım. Evet, İtalya'dan sonunda gelmiş Türkiye'ye ilk geliş opera ne zaman tarih kayıtlarında? Evet, şimdi Osmanlı zamanında opera şu şekilde Osmanlı Devleti'ne tanınmaya başlamıştır. Bildiğiniz gibi tüm padişahların eşleri ve anneleri hep yabancı. Evet, evet. Bunun yabancı olmasının bir avantajı da şu olmuştur. Yabancı sanatların Türkiye'de tanınmasına oldukça yarar evet, olmuştur. Evet. Özellikle aydınlanma çağında Osmanlı'da örneğin 3. Selim devrinde Batı'ya ile yakın ilişkilerin arttığı evet. bir dönemde yurt dışına gönderilen sefirler orada gördükleri güzel şeyleri kendi ülkelerine de getirmişlerdir. Evet. Ve bunları bir rapor halinde padişaha sunmuşlardır. Bunlardan bir tanesi 28 Çelebi Mehmet'tir. Bu kişi, gezgin kişi Paris'te, İtalya'da, Venedik'te, şurada burada gördüğü opera etkinliklerini bir rapor halinde padişaha anlatmış. Ekranda da görüntümüz evet. girdi. Evet, padişaha anlatmış. Padişah bunlara çok 3. Selim'i anlatmıştır. Ve padişahın bu konuda yakın ilgisinin olması bu sanatın Türkiye'de yavaş yavaş yerleşmesine neden olmuştur. Ve yurt dışından ilk kez opera temsilleri saraylarda başlamıştır. Evet. Önce bunlardan 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nı bilirsiniz Yıldız'da. Evet, evet. Burada bir saray tiyatrosu yaparak burada özel opera temsilleri ve konserler yapmaya başlamıştır. Yine gayrimüslim vatandaşlarımızın şimdi Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu binanın karşısında Çiçek Pasajı vardır. Evet. Orada meşhur Çiçek Pasajı eskiden bir opera binasıydı. Öyle mi? Evet. Aa, orası çok güzel evet, bir ilk şey Çuhacıhan'ın bir opera binasıydı. Ve bu sahnede Verdi'nin İtalya'da oynadığı operaların premierini İtalya'da yaptığı operaların Türkiye'deki ikinci temsillerini burada yapmıştır. Yani tüm operaları Verdi'nin tüm operaları burada oynanmıştır. Bu sahnede ilk oynanan operada Donizetti'nin Belizario operasıydı. Donizetti'nin Belizario operasıydı. Bu arada Donizetti'nin bir kardeşi vardı. Gaetano Donizetti'nin. Onu da Türkiye'ye yollamış Donizetti ve saray orkestrasını kurmuştur. Aslında Donizetti'nin kardeşinin Osmanlı'ya geliş nedeni aydınlanma çağında kaldırılmıştı. Mehter kaldırıldı. Onun yerine bando kuruldu. Bandoyu ihya etmek amacıyla kurulmuştu. Gelmişti ve bandoyu ihya ettiği gibi yavaş yavaş bu bandonun içine çeşitli enstrümanlar, diğer sazlar, mesela yaylı sazlar, nefes sazlar, zaten bandoda nefes sazlar vardır. Evet. Yavaş yavaş eklenerek bando bir haline gelmiştir. Bir orkestra haline gelmiştir. Orkestra, evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Donizetti'nin kardeşinin sayesinde o zaman kökeni. Donizetti'nin kardeşi ve kendisine paşa ünvanı verilmişti. Donizetti'nin kardeşine paşa ünvanı verilmişti. Adı da Donizetti Paşa olarak. Donizetti. Evet. Şimdi
şey yapalım. Biliyorsunuz sevgili izleyiciler, İsmail Bey, UNESCO'nun Yunus Emre yılı olduğu için biz her programımızda çok ufak bir alanımızı o pirimize, nurumuza, evliyamıza ayırıyoruz ve onun eserlerinden birini seslendirme istiyoruz. Sevgili sanatçılarım, Doğan hocamız ve Hülya'mız o güzel sesleriyle, o güzel parmaklarından dökülen namelerle Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi üstadlarımızla eserlerinden bir kublede olsa anlatıyorlar. Yine Yunus'tan bir söz araştırırken ben de artık bu konunun içine iyicene girdim. Yunus'tan bir sözle size paslamak isterim. Doğru yola gittin ise, bir eteğin tuttun ise, bir hayır dua ettin ise birine bindir az değil. Evet, sözü size bırakıyorum. Vardığımız illere, şol safa gönüllere. Vardığımız illere, şol safa gönüllere. Halka taptuk manisin, saçtık elhamdülillah. Halka taptuk manisin, saçtık elhamdülillah. Dirildik pınar oldu, kırıldı kırmak oldu. Aktık denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapusunda. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah. Piştik elhamdülillah, hak leyla heyillallah. Piştik elhamdülillah, hak leyla heyillallah. Sağlık, elinize sağlık. Sevgili izleyiciler, kısa bir ara. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar hoş geldiniz. İsmail Bey, biliyorsunuz ilk Türkiye'de Osmanlı döneminde Donizetti Paşa'nın kurmuş olduğu bandodan bahsediyorduk. Evet, devam ederseniz evet, sevinirim.
Bando kurulduktan sonra bandonun altyapısını oluşturan Donizetti Paşa bu bandoyla ileride kurulacak olan senfoni orkestrasını da temellerini atmış oluyordu. Bandoya nefesli sazlar dışında eklenen yaylı sazlar ve diğer enstrümanlar yavaş yavaş bir senfonik orkestranın oluşumuna neden olmuştu, fırsat doğmuştu. Fakat bu arada işte başlayan Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı'da da durdu ve Cumhuriyet'e kadar hemen hiçbir şey yapılmadı. Evet. Yapılmadı. Evet. Mecburen yapılmadı. Sonra Cumhuriyet'ten sonra bu konuda son derece aydın kişi olan Atatürk evet. bu işe gerçekten el attı. Cumhuriyet yıllarında nasıl? Evet, onu anlatacağım. Atatürk henüz daha Cumhuriyet kurulmadan önce Sofya'da askeri ateşeyken opera izlemeye gidiyor ve ilk kez Sofya'da Carmen operasını izliyor. Carmen operasını siz izliyor. Siz benden çok yaşlı. Ve bu Carmen operasını izlediği zaman hayran kalıyor. Değil mi? O da çok diyor güzeldir. Ki yani şeyler Bulgarlar bir köylü millet diye bilinir. Köylü millet bu kadar başarılı oluyorsa bunun bir nedeni var diyor. Ve düşünüyor, taşınıyor. Buldum diyor. Bunun operanın bunda çok büyük etkisi var. Ve ne yapıp da ben diyor bu operayı kendi ülkeme yerleştireceğim diye karar veriyor. Sonradan işte Cumhuriyet kurulduktan evet. sonra bakın şurası çok önemli. Şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet kurulduktan sonra Ankara'da henüz hukuk fakültesi yokken Atatürk'ün emriyle Musiki Muallim Mektebi kuruluyor Ankara'da. Müzik ruhun müzik gıdasıdır. Evet. Çünkü bakın Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda Alman yerle bir olduğu halde evet. ilk onardıkları şeyler konservatuvarlar, opera binaları, tiyatro binaları, sanat kurumları çünkü sanatsız kalan bir millet toplum, tabii evet. mümkün değildir. Efendim evet. ben seneler önce Kayseri'de Nesibe Gevher Müzesi'ni dolaştığımda evet. Öyle yerler var ki müzikle ve astrolojiyle kişileri tedavi ediyorlar. Evet, tabii. Ufak ufak böyle mağara gibi yapılmış ufak odalar o odanın içinde şeyde hasta. De vardı tabii. Edirne'de de vardı. Edirne'de ben görmüştüm. De evet. Edirne'de de vardı böyle Selçuklu şey. Selçuklu evet. sanatı çok severmiş evet, vardı. Ve çok güzel kullanırmış. Evet. Selçuklu döneminde. İşte. Operada tabii ki Avrupa kültürünün vermiş olduğu o sanat. Evet. Evet. Ve bu kurulan musiki muallim mekteplerine alınan öğrenciler bir müddet sonra yurt dışına gönderiliyor. Bunların içinde Adnan Saygun ve diğer en Türk beşleri. Değil mi? Bunlar evet. yurt dışında eğitim görüyorlar ve gelip kendi okullarına tekrar orada hocalığa başlıyor bu kişiler. Yurt dışında gördükleri eğitimle aldığı eğitimi Türkiye'de başlatıyorlar. Sadece onlar değil, yurt dışından Bela Bartok, Paul Hindemith gibi şeyler de geliyor, besteciler geliyor. Bunlar Türk bestecileriyle birlikte Türk müzik sanatının gelişmesine çok büyük katkılarda bulunuyorlar. Ve Atatürk bununla da yetinmiyor. Biliyorsunuz 1930'larda Türkiye'ye İran Şahı Pehlevi evet. davet ediliyor. Şah Rıza Pehlevi gelirken öyle bir şekilde onu karşılamak istiyor ki Atatürk. Ben diyor onu müzelere de götürebilirim. Mehter takımıyla da karşılayabilirim. Bu benim için yeterli değil. Öyle bir şey olmalı ki İran'da bulunmayan bir şeyi ben yapayım şey, diye. Evet. Ve Adnan Saygun'a o zaman daha devlet sanatçısı değil bir şeydi. Adnan Saygun'a librettosunu kendisinin de hazırladığı, kendisinin de yardımcı olduğu Özsoy operasını besteletme görevi veriyor. Tamamen Özsoy operasının
Konusu Türk-İran dostluğuna dayanan bir şey var, içeriği vardır. Ve Dolmabahçe Sarayı'nda ilk kez Atatürk'ün ve Rıza Pehlevi'nin huzurunda bu oyun, opera burada oynanıyor. Ve büyük bir şey oluyor, prestij oluyor Türkiye için. İşte Semiha Berksoy, işte bu Adnan Saygun'un oynadığı operada o zaman tabii şu anda en çok adı bilinen Semiha Berksoy da bu burada soprano partisini söylüyor. Ve bu bir başlangıç oluyor. Sonradan Atatürk'ün yine emriyle musiki muallim mektepleri geliştirilerek daha ileri düzey konservatuvarın ilk adımları olan okullara dönüştürülüyor. Ve daha Ankara'da herhangi bir tiyatro sahnesi yok, bir şey yok falan filan. İlk sahne yapılan temsillerin oynanacağı bir salon yok. Olmadığı İlk Ankara'da için, mı başlıyor İsmail Bey bütün çalışmalar? İstanbul'dan, şimdi Ankara başkent olduğu için orada başlıyor. Evet. Çünkü kontrol elinde olsun diye devletin orada başlıyor bu çalışma. Ama İstanbul'da da bir hayli çalışmalar var bu arada, onu da anlatacağım size. Ankara'da yurt dışından gelen bu öğretmenler, bunların içinde Karl Ebert diye çok ünlü bir şey var. Hoca var. Evet. Karl Ebert Alman kendisi. Türk operasının kurucularından sayılır. Türk tiyatrosunun kurucularından Karl Ebert. Bununla birlikte diğer Avrupalı hocalarla birlikte öğrencilerden oluşan ilk bir opera temsili yapılmak isteniyor. Ve Mozart'ın Bastien ve Bastien'in adlı kısa bir operası ilk kez Türkiye'de Nerede? Halk evinde. Halk evinde yapılıyor. Ve bu başlangıç oluyor. Arkasından Madame Butterfly, Tosca, Turandot gibi operalar oynanıyor. Ve bu başlangıç oluyor. Sonra gelişiyor, artık işin kurumsal tarafı başlıyor. Ankara'da bakıyorlar ki bu iş daha bir kurumsal olmalı. Devlet tiyatroları kuruluyor. Ankara'da evet. Devlet tiyatroları evet. Kuruluyor. Devlet tiyatroları bünyesinde bir tane de devlet operası oluyor. Ama devlet tiyatroları bünyesinde oluyor bu çalışma. Evet. Evet. Çalışmalar başlıyor. Ondan sonra artık bu arada bale çalışmaları da başlıyor. Bale önce İstanbul'da başlıyor bale çalışmaları. Yeşilköy'de bir yatılı okulda sene açılıyor. Bale. Sene kaç? 1950'lerde bale okulu evet. Açılıyor Yeşilköy'de. Yeşilköy'de bir yatılı. Yeşilköy'de ama sayfiye yeridir genellikle. Ama işte onlar da zaten oraya yatılı okul, yatılı öğrenciler alınıyor evet. Oraya. Uzun süre orada bu okulun kurucularından oluyor. Ninette Valua geliyor şeyden. Madame Olga gibi hocalar gelerek burada okulda öğrencileri yetiştiriyorlar. Bu yetişen öğrenciler sonradan okulun topluca Ankara'ya taşınması isteniyor. Çünkü Ankara'da konservatuvar kuruluyor. Evet. Ve ilk defa Ankara'da bir devlet konservatuvarı oluşumu başlıyor. Cebeci'de bir konservatuvar kuruluyor ve bu Cebeci'de kurulan konservatuvar Türkiye'nin bir yüz akı oluyor. Gerçekten bu okulun kurulması Ankara'nın değerini bir kat arttırıyor. Balerin de oraya gitmesiyle hem tiyatro, opera, bale ve müzik bölümleri bir arada oluyor. Yalnız batı müziği var içinde. İlk şey o zaman yok. Şey konservatuvar kurulumu Ankara'da başlıyor. Evet. Fakat İstanbul'da da belediye konservatuvarı kuruluyor. Tabii her bölüm yok maalesef. Müzik bölümü var, opera bölümü var, tiyatro var. Ama sonradan yavaş yavaş bale, çünkü hocası yok, bir şeysi yok. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş da bale başlıyor İstanbul'da. Ankara'da çalışmalar devam ederken, o işte
tiyatro ile opera beraber, Ankara Devlet Tiyatrosu, evet, opera beraber. Sonra da Ankara'dan Aydın Gün, Muhsin Ertuğrul da orada hocalık yapıyor. İstanbul'da bir opera kuralım diye çok istiyor Aydın Gün ve Muhsin Ertuğrul. Evet. İstanbul'da opera kurmak için orada bir şey başlatıyor. Bir okul açıyorlar. Okul müzik koro sanatçısı yetiştirmek için bir Taksim'de Sular İdaresi'nin yanındaki bir binada opera stüdyosu açıyorlar. Bu stüdyo bir Alman hoca geliyor bunları yetiştiriyor falan filan. Almanya'dan gelen bir hoca. Burada opera stüdyosunda opera sanatçısı yetiştirmek amacıyla ve Aydın Gün Ankara'dan ayrılıp İstanbul'da bu operanın kurulması için bunu başlatmıştı. Bu öğrencilere yetişsin, evet, diye. Sonradan 1960'da İstanbul'da bir opera kurmak için şeyle anlaşıyor. İstanbul Belediye Başkanlığı ile anlaşıyor. O zaman, evet, belediye başkanı olan Kemal Aygün'le anlaşıyor ve İstanbul'da bir opera kurmak istiyor. Fakat önünde engel çıkıyor. Bir doktor, encümen üyesi olan bir doktor diyor ki, ya şimdi itiraz ediyor opera oluşumuna. Bu bütçemizi olumsuz etkileyecek diye. Neden bütçesi? Belediye başkanı Kemal Aygün de Aydın Gün'e haber veriyor. Diyor ki, Aydın Bey diyor, bir üyemiz şiddetli karşı çıkıyor opera kurulmasına. Siz ne dersiniz? Siz isterseniz gelin, gerekçenizi anlatın. Evet. Encümende toplantıya gerekçenizi anlatın. Belki encümen üyemiz ikna olur. Böylece operayı kurmak için bir fırsatımız olur deyince Aydın Gün kalkıp gidiyor. Toplantı günü oturuyor encümen toplantısına. İşte encümen üyesi olan doktor gerekçesini soruyor. Diyor ki, bizim daha kanalizasyona ayıracak paramız yokken bu operada nereden çıktı kardeşim diyor şimdi. Evet, evet. Buna itiraz ediyor. Diyor ki, belediye başkanı diyor, ben diyor size müsaadenizle diyor bu konunun uzmanı birini getirdim diyor. Bu operayı kurmak isteyen birisi, adı Aydın Gün'dür. Ankara'nın değerli rejisörlerinden, tenorlarından ve çok ileri bir insandır. Kuracak olan kişi size anlatsın diyor gerekçesini. Aydın Gün kürsüye çıkıyor, diyor ki, ben diyor karşıma rakip olarak bir kanalizasyon sorunu çıkacağını nereden bileyim? Hiç aklıma bile getirmezdim. Sanat nerede? Yani inanç, benim rakibimin kanalizasyon olacağını aklımın ucundan getirmezdim. Çok ama şimdi size şunu anlatayım diyor Aydın Gün. Diyor ki, ömründe diyor bir kez bile olsa bir insan operaya giderse orada aldığı terbiyeyle, eğitimle ne etrafına çöpünü atar, etrafına dikkat eder, bilmem ne yapmaz. Ona göre atıklarını ona göre kullanır. Aldığı eğitim bunu gerektirir. Biz orada o öğretilmez. Evet. Ama o terbiyeyi almış olur. Evet. Bu bile bir kazançtır deyince hemen doktor encümen üyesi diyor ki, hocam diyor çok özür dilerim sizden. Gerçekten çok iyi bir şeye değindiniz. Ben diyor sizden çok özür diliyorum. Önce ben destekliyorum diyor bu operayı. Okay. Ve bu şekilde 19 Mart 1960'da operanın kuruluşu başlıyor İstanbul'da. Şehir Operası bünyesinde. Peki halkımız nasıl tepki gösteriyor? Bakın şimdi opera kurulmasına karar veriliyor ama altyapı yok. Altyapı olarak şu altyapı var. Şehir tiyatrolarında şimdi yerinde olmayan, şimdi orada tepe başında TRT'nin binasının olduğu yerde, evet, yerde orada eskiden İstanbul Belediyesi Tepebaşı Dram Tiyatrosu vardı. Orada kuruldu. Şehir Operası da orada kuruldu. Aydın Gün kuruluşunu kararını çıkarıyor ama orkestra nasıl olacak? Koristler nereden gelecek? Solistler nereden gelecek? Hadi teknik şeyi var. Şehir tiyatrolarının teknik ekibi bu işi sağlayacak. Evet. Ondan sonra ama önceden kurulmuş olan opera stüdyosundan yetişen sanatçılar, kiliselerden gazinolardan bazı sanatçılar
geliyor. Bir yine de İstanbul evet. Şehir Orkestrası var belediyenin kurmuş evet. olduğu. Şehir Orkestrası sanatçılar da geliyor. Ama açılış çok güzel olmalı diye İtalya'dan Leyla Gencer, o zaman Ankara'dan İtalya'ya evet. giden Leyla Gencer'i davet ediyor. Açılışı o yapıyor. Bir de İtalyan beraberinde Giuseppe Savio adında bir tenor geliyor. O da geliyor. Ondan sonra Almanya'dan Kurt Eichhorn diye bir orkestra şefi geliyor. Ve Aydın Gün'ün kendi sahneye koymasıyla bu ilk kez Puccini'nin Tosca operası burada oynanıyor. Ve açılışa kim geliyor biliyor musun? Kim geliyor? Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Aa, Nurları için evet, yazdı. Evet, Celal yani. Bayar'ın daha önceki opera temsillerinde ne ilgisi çok iyi biliniyor. Çünkü kendisi aydın bir bir insan. Evet. Başbakanımız o zaman öyle değildi ama Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar operayı çok severdi. Aydın bir insandır. Son derecede çünkü Atatürk'ün yanında yetişmiş bir insandır evet, Celal evet. Bayar. Aydın bir insan ve temsilden sonra kulise gidiyor ve bütün sanatçıları tek tek kutluyor. Bununla da yetinmiyor. Önceden programı hazırlamış. Tüm sanatçıları Cumhurbaşkanlığı köşkü var Boğaz'da. Orada yemeğe götürüyor. Zaten Celal Bayar gerçekten sanata, cumhuriyete, atamıza çok düşkün bir kişiydi. Ve onun Anıtkabir'in yapılmasında da evet. çok çok emeği var. Buradan merhum Cumhurbaşkanımıza rahmetle anıyorum. Amin, evet. Nilüfer Hanım Efendi ve sevgili torunu Akile Hocama, çok sevdiğim bir hocamdır o da. Evet. Akile Hocama da buradan sevgilerimi sunuyorum. İsmail Bey, bir programın daha sonuna geldik. Geldik mi? Geldik. Öyle güzel de bilgiler vardı. Kısaca evet, ne kadar zamanımız var? Şimdi opera ne diyeyim? Cümlelerimizi de bağlayalım artık. Şu anda durum şimdi, ne evet, diyelim. Şöyle kısaca o zaman şöyle bağlayalım. Madem biraz uzattık herhalde zamanımızı. İstanbul Şehir Operası 9 yıl bu Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda etkinliklerini sürdürüyor. Ondan sonra Taksim'de tam 23 yıl süren, inşaatı süren Atatürk Kültür Merkezi. O evet. zamanki adıyla Kültür Sarayı yapılıyor. Evet. Ve orası da 12 Nisan 1969'da açılınca İstanbul Belediyesi Şehir Operası'nı kapatıyor. Bütün sanatçılar Devlet Operası'na evet. geçiyor. Ve orada açılış orada yapılıyor. Ve 12 Nisan 1969'da orası Çeşmebaşı Balesi ile ve Ayda Operası ile açılıyor. Ankara'nın yaptığı bir prodüksiyon oluyor her iki operada. Bale ve opera. Bunun açılıyor ve çok güzel altın yıllarını yaşıyor orada İstanbul Operası ve Devlet Tiyatrosu birlikte. Fakat 1,5 sene sonra 27 evet. Kasım'da bir yangında bina yanıyor. İşte demin de anlattığım gibi İstanbul Operası Aydın Gün Müdürlüğü'nde ve Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer yönetiminde Maxim Gazinosu ve Venüs evet, Sineması ile anlaşıyor. Evet, evet. Sonra, şu andaki operamızın durumu artık son cümlelerimiz. Evet, şu anda işte 2008'de Atatürk Kültür Merkezi boşaltılıyor ve Süreyya'ya taşınıyor. Oradaki etkinlikler yapılıyor. Bu arada Atatürk Kültür Merkezi yıkıldı, yenisi yapılıyor. İşte 29 Ekim'de açılması evet, düşünülüyor. Inşallah. Ben de açılışta bir açılışın onun Atatürk Kültür Merkezi'nin kitabını hazırlıyorum. Açılışta bir sergi yapılacak. Onu da ben yardımcı olacağım sergi açılışına. Ondan sonra bir müze kurulacak opera müzesi. Onun da hazırlıklarını yapıyorum. Yani çok... Yani operaya ilgi devam ediyor katlanarak. Evet. Ne mutlu bizim için. Efendim İsmail Bey, bu cumartesi günü bu kadar Covid'li önlemler alınmışken Dağtepe aşarak
Hepimiz buraya geldik. Siz de özveride bulundunuz, geldiniz beni kırmayarak. Ayaklarınıza seve sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle. Gerçekten çok memnun olduk. Konuşulmayan bir konuyu konuştuk. Evet sevgili seyirciler, bir Keyfi Şahane programının daha sonuna geldik. Sevgiyle kalın, esen kalın, hoşça kalın. Evet. Get aklım maşam devşim.